Tekno Hayat'tan herkese tekrar merhaba. Teknoloji dünyasının nabzını tutacağımız yeni bir bölümle karşınızdayız. Geride bıraktığımız günlerde oyun meraklılarının gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentindeydi. Oyun şirketleri yeni ürünlerini oyun geliştiricileri fuarında görücüye çıkardı. Fuara damgasını vuran ürünlerse sanal gerçeklik için tasarlananlar oldu. PlayStation için geliştirilen sanal gerçeklik başlığı da onlardan biri. Oyun dünyası Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentindeki fuarda buluştu. Yeni ürün ve trendler oyun geliştiricileri konferansında tanıtıldı. Fuarda sanal gerçeklik ürünleri öne çıktı. 3 boyutlu oyunlar için üretilen bu koltuk onlardan biri. Nexperience adlı ürün, 3 boyut deneyimine 4. bir boyut katıyor. Bu yılın trendi sanal gerçeklik oldu. Oyun geliştiricileri konferansında sanal gerçekliğe özel bir bölüm ayırdık. Rekor sayıda katılım oldu. Bu yılın sonuna doğru satışa çıkacak olan oyun ve ürünleri de burada tanıtma fırsatı yakaladık. O ürünlerden biri de bir eldiven. Manus Glove adlı eldivenle sanal gerçeklikte tüm kontrol elinize geçiyor. Bu ürünle ilk kez sanal gerçekliğin dünyasını kendi ellerinizle hissedebileceksiniz. Fuarda sanal gerçeklik oyunları da tanıtıldı. Iguana B adlı şirket tarafından geliştirilen bu oyun en çok ilgi çekenlerden biri oldu. Özelliği içerisinde bulunduğunuz ortamı oyunun dünyasına entegre ediyor olması. Fuarda oyun konsolu PlayStation için geliştirilen sanal gerçeklik gözlüğü de tanıtıldı. $399 satılacak olan gözlük PlayStation 4'e de uyumlu olacak. Oculus Rift ve HTC Vive da bu yıl satışa çıkacak diğer sanal gerçeklik gözlükleri arasında. Basketbol koçlarına teknoloji dünyasından rakip çıktı. Potada ne kadar iyi olduğunuzu size dürüst bir şekilde söyleyecek bir basket topu var artık. İçerisindeki sensörler sayesinde atışlarınızın ne kadar başarılı olduğunu kayıt altında tutup tekniğinizi geliştirmenizi sağlıyor. Let's get going. Sıradan bir basket topuna benziyor ancak öyle değil. İçerisine yerleştirilen sensörler sayesinde her atışınızı kayıt altına alıyor. Akıllı telefonunuz üzerinden size rapor veriyor. Spor malzemesi üreticisi Wilson tarafından geliştirilen akıllı basketbol topu, boyut ve ağırlık olarak standart bir basket topundan farksız. Ancak zekasıyla size basketbol sahasında koçluk ediyor. Yaptığınız her atışın bilgisi akıllı telefonunuza düşüyor. $199 satılan ürünün tenis, voleybol gibi farklı spor dallarına da uyarlanması hedefleniyor. Akıllı basket topu çok ilgi çekti. Peki teknoloji dünyasında bu hafta başka hangi haberler öne çıktı? Hızlıca göz atalım. İlk durak Kaliforniya. Apple düşük fiyatlı yeni akıllı telefonunu tanıttı. Gelişmekte olan ülkelerin pazarlarına yönelik tasarlanan modelin adı iPhone SE. Gazetecilere tanıtılan yeni model 5S modeliyle aynı boyutlara sahip. Teknik özellikleriyle de 6S'le benzerlik gösteriyor. Bu benzerlik teknoloji meraklılarının gözünden kaçmadı. Hatta son dönemde satışları düşen şirket yeni ve yaratıcı bir ürün ortaya koyamamakla eleştiriliyor. Mart sonunda $399 etiketiyle satışa çıkacak ürünün Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz açıklanmadı.
Twitter 10. yaşını kutluyor. 1.3 milyar kayıtlı kullanıcısı olan Twitter, 10. yaşına Love Twitter hashtag'i ile bastı. En çok kullanılan sosyal medya araçlarından biri olan Twitter, 21 Mart 2006 tarihinde Jack Dorsey tarafından kuruldu. Twitter'ın 2015 rakamlarına göre 350 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. Google 2013'te satın aldığı robot geliştiren Boston Dynamics şirketini satışa mı çıkarıyor? Google'a yakın çevreler, şu ana kadar ticari bir ürün piyasaya çıkaramayan şirketin satışının gündemde olduğunu söylüyor. Atlas ve Spot gibi bilim kurgu filmlerini aratmayan robotlar üreten şirketle Amazon ve Toyota'nın ilgilendiği belirtiliyor. Robot araştırmalarındaki son duruma da bakalım. Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden insan gibi tempolu koşabilen bir robot geliştirildi. Adı Drus 2D. Araştırmacılar robotun hünerlerinin sergilendiği bir videoda yayınladı. Koşma konusunda rüştünü ispatlamış tek robot Drus 2D değil. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün geliştirdiği Cheetah ve Michigan Üniversitesi'nin imzasını taşıyan Mabel de koşmak için tasarlanmış robotlar arasında. Sırada hem havada hem de suyun altında gidebilen bir insansız hava aracı var. John Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirilen İHA'nın parçaları, 3 boyutlu yazıcılarla su geçirmez malzemeden üretildi. Projeyi yürüten ekip, suyun altında gidebilen İHA'nın askeri amaçlar gözetilerek tasarlandığını söylüyor. What if you could trust your umbrella? Son olarak bir yağmur yağmadan önce haber veren şemsiye geliyor ekranlarınıza. Umbrella adlı şemsiye havadaki nem, basınç, ortalama sıcaklık gibi değerleri ölçüyor ve bu değerlere göre yağmurun ne zaman yağacağını hesaplayıp akıllı telefonunuza uyarı mesajı gönderiyor. Proje aşamasındaki ürün yağmuru 15 dakika önceden tahmin edebiliyor. Sırada bilim insanlarının bu hafta çok konuştuğu bir araştırma var. Amerika Birleşik Devletleri'nde uzmanlar insan vücuduna yerleştirildiğinde kendi kendine büyüyüp kemik görevi gören bir madde üretmeyi başardı. İnsan kemiğine alternatif olmaya aday buluşa şimdi biraz daha yakından bakalım. Amerikalı araştırmacılar kemiğe alternatif bir madde geliştirdi. Bel ve sırt bölgesindeki rahatsızlıkları gidermek için tasarlanan bu madde, kendi kendine büyüyebiliyor ve kemik görevi görüyor. Polimer süngerden üretilen yapay parça, Minnesota'daki Mayo Clinic Hastanesi tarafından üretildi. Ürünün özellikle omurilik ameliyatlarında kullanılması hedefleniyor. Yapay kemik, hastanın sırt bölgesinden enjekte edilerek uygulanacak. 10 dakika gibi kısa bir süre içerisinde omuriliğin yapısına göre şekil alıyor ve kemik vazifesi görüyor. Ekip laboratuvar ortamında yapılan deneylerde oldukça başarılı sonuçlar elde etti. İnsanlar üzerinde deneylerin önümüzdeki yıllarda başlaması hedefleniyor. Sırada dünyanın ilk giyilebilir müzik enstrümanı var, bir eldiven. Bu eldiven istediğiniz müzik aletine dönüşebiliyor. Müzik dünyasında çığır açmak üzere tasarlanan eldivenle tanışma zamanı. Dünyanın ilk giyilebilir müzik enstrümanı. Parmak hareketlerinizle müzik yapmanıza olanak sağlayan bir eldiven. Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen ürün, bilek, avuç içi ve parmak uçlarındaki sensörler sayesinde müzik yapmanızı sağlıyor. Remedy T8 adlı ürün aslında bir çeşit synthesizer, yani elektrikle müzik yapıyor.
müzisyenler, DJ'ler ve müziğe meraklı amatörler için geliştirilen ürünle parmaklarınızı bir anda perküsyondan piyanoya kadar birçok müzik aletine çevirebiliyorsunuz. Proje aşamasındaki ürün Kickstarter'da 50 bin doların üzerinde destek topladı. Yıl sonuna doğru ilk teslimatın yapılması hedefleniyor. Geleceğe yön veren fikirler ve teknoloji dünyasından haberler bu hafta da böyle. Teknohayat'a şimdilik noktalıyoruz. Yeni haberlerle görüşmek üzere.